4 Eylül TV ekranlarında Bir Şiirdir Yaşama programında sizlerleyiz. Kalbin başladı hızlı hızlı çarpmaya. Söyle bunları hayatım ve bunca gözyaşı yeter. İpek bir mendile sardığım yüreğimle. Evet efendim, yine salı günü ve saatler bugün biraz geciktik sanırım. Saat 22.30'u gösterirken biz sizlerle yine birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. Daha önceden konuk almıştık ve şiirlerine doyamamıştık. Alp Türk Yesevi hocamızla birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak telefon bağlantısıyla. Değerli bir yazar, ayrıca bir oyuncu. İnşallah bugün yine güzel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bizlere görüşlerinizi, isteklerinizi ve bugünkü konumuz da sabır ve beklemek. Biz nelere sabrettik, neleri bekledik? Bize bunları eğer söylemek istiyorsanız, içinizden neler geçiyorsa, şu anda ekranlarınızın altında bir numarayla ve bir mesaj atmanız gereken bir yer var. İsterseniz oradan gönderebilirsiniz, isterseniz de Facebook üzerinden 4 Eylül TV adresine veya da Bir Şiirdir Yaşamak 4 Eylül TV'de üzerinden gönderebilirsiniz. Altta numaralarımız var, bizleri arayabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Beklemenin ne olduğunu, sabrın ne olduğunu bizlere söyleyebilirsiniz. Ve efendim Bir Şiirdir Yaşamak başlıyor diyelim. Tabii konuğumuz büyük olunca bizim de dilimiz sürçüyor. Efendim hoş geldiniz. Abdülk Esevi ve Sezer Salmanlı kardeşim. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk kardeşim. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. İyiyiz, hamdolsun. Önce size geçmiş olsun. Allah razı olsun. Rahatsızlık geçirmiştiniz. Onu da söylemiş olalım. İyiyiz. Sivas'a geldikçe özlem gideriyoruz. İşte konuya da denk geliyor sabretmenin semeresini, hasretin, gurbetin semeresini vuslat ile savuşturuyoruz. Eşimizi, dostumuzu görüyoruz, memleket hasretini gideriyoruz. İşte sabrın karşılığında illaki bir şeyler var. Sabretmek demek ki boş bir şey değil. Neticesinde insanların gönlünü hoş eden, aradığını bulduran bir durumla karşı karşıya kalıyorsun. O vesileyle biz de memleketimize geldik. Eşimiz, dostumuzu gördük, hasret giderdik. Yokluklarına sabrettiklerimizin görmekle bahtiyar olduk. Sizleri de gördük, bahtiyar olduk. Sezer kardeşimle, seninle de öyle. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Tekrar bugün buraya geldik. Rabbimize hamdolsun, tekrar kavuşmamızı nasip etti. Aminle. Sezer kardeşime de hoş geldin. Nasılsın bugünlerde? Bugün Sezer'le birlikte bir anlaşma yaptık. Dedi ki her zaman ben böyle ağır giyiniyorum, klasik giyiniyorum, takım giyiniyorum. Bugün de dedim ben spor giyineyim, gömlek giyeyim de bu dedim. Hani rahatsızım ya, affına sığınarak. Bugün de sen dedim kravatla çık ki şey olmasın. Bugün biraz değişiklik yaptık. Evet. Hep ben spor giyecek halim yok tabii. Tabii insan alışkanlıklarından da taviz veremiyor. Bazı şeylere alıştığınız zaman bırakamıyorsunuz. Millet olarak bu özelliğimiz her konuda var. Tabii. Yani zor alışır, zor bırakırız. O zaman programımıza hiç vakit geçirmeden bir şiirle başlayalım. Üstadım, biz de önce misafirler başlar. Bismillah deyip başlayalım inşallah. Bismillah diyelim o zaman. Alışkanlıklar kolay bırakılmıyor dedi ya Sezer. Biz de eski alışkanlıklara bir şey yapalım o zaman. Gönderme yapalım eski alışkanlıklarımıza. Merhaba Saki. Yine ben geldim. Çok zamandır uğramadım semtinize. Selamı sabahı kesmiştim. Kapınızdan geçmez olmuştum. Yolum düştü yine dar sokaklara, kör karanlıklara. Belki yolumu şaştım, belki aklım şaştı, belki ayaklarım çekti. Arkada bir kırık masa, bir sandalye olacaktı. Az çekmemişti kahrını, dertlerime şahit olan, gözyaşlarımı saklayan bir eski masa. Yine dertlerime şahitlik etsin, gözyaşlarımı saklasın. Bırak bizi eski masayla baş başa,
Ben anlatayım, o dinlesin. Ben ağlayayım, o gözyaşımı silsin. Halimi kimse bilmesin. Az yükümü çekmedi kırık sandalye, yine cefakar haliyle beni beklemekte. Ben dünyanın kahrını çeker of demezdim, kırık sandalye de bana of demedi. Yılların yorgunluğunu sarmış sırtına, bir de benim ağırlığım bindi kırık ayaklarıma. Bütün kahrımla yük oldun yıllarca, yine mi sen demedi beni görünce. Selam verdim, oturdum usulca. Selamımı aldı hasretle ve biraz yorgunca. Gel eskimeyen dostum, sitemin ne ki? Sırdaşım, çilekeşim, can dostum saki. Yine ben geldim, bak duramadım senden uzak. Biraz mahcup olarak, biraz da utanarak. Hem seni özledim, hem de eski şarabını, şarapla sunduğun yıllanmış aşkını. Sen yine aynı sensin, hiç değişmemişsin. Yıllara meydan okumuşsun belli ki. Ben eski ben değilim, bittim be saki. Ne oldu deme, sakın bir şeyler sorma. Koy masaya şarabı, beni şarapsız koyma. Sabahlara kadar artık hep içeceğim. Sözüm söz saki, terk etmeyeceğim. Sen elinle doldur, ben gönlümle içeyim. Aşk badesi sunuver, kandır yanan yüreğimi. Rabbime arz ettim şu yaralı halimi. Ey gönül dostum, ey gönlümün sakisi, sarhoşluk değil derdin, aşka kanmak benimkisi. Yüreğinize sağlık hocam. Hocam yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, şimdi alışkanlıklarımız. Alışkanlıklar böyle. Bizim de alışkanlıklarımız işte şarap dedik, saki dedik de anlayan anlamıştır. Evet. İzah etmeye gerek yok herhalde buradaki. Bizine izah edelim hocam. Efendim şimdi şöyle bir durum vardır ki Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde de görebilirsiniz. Mey, saki. Bir grup insan çıkıyor diyor ki mey ve saki. Şarap getirene saki denir, meyye de şarap denir ya da alkollü içecek. Efendim divan edebiyatında şu vardır. Mey aşkı sarhoşluk eder. Aşk diye söylenebilir ya da çay olabilir. Saki de bunu taşıyan insan. Fakat biz öyle bir şey bazı dönemlerden geçiyoruz ki bunları tam farklı anlamlarından anlamaya çalışıyoruz. Ya da işimize geldiği gibi anlamaya çalışıyoruz. Bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hocam. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Misafirlerinize hoş geldin diyorum. Değerli hocam çok güzel bir şey okudu. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Size kardeşimiz de kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bir şeyle tabii, buyurun. Sizin programınıza katılmak istedim. Tabii ki. Göz yaşıma kanma avürevani. Öze katıp selden sellere gittin. Duyunca adını perişan olduk. O kazada halden hallere gittin. Doğru sözlerinle birliği kurdun. Yanına gelenden alpereni sordun. Dostları kelamında cevherler verdin. Bayrak ile aldan allara gittin. 7,5 sene hücreyi çektin. Milli davamızda daima tektin. Sembolün gülüdü, sembolün gülüdü, karanfil ektin. Gülistan'da güldün, güllere gittin. Sana sebep oldu Berit dağları, kanlı çukur ise alır sağları. Çağlayan ceretin hain bağları, seni aldı aldan allara gittin. Enverim, enverim seninle gurur duyuyor.
başa gelenleri kader sayıyor. Şehitler ölmezler, onlar uyuyor. Dönülmeyen yoldan yollara gittin. Efendim teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Enver amcamız. Evet, Enver amcamız programımızın vazgeçilmezi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Her programda bizleri arayıp şiirleriyle Mesut Bahtiyar ediyor diyelim. Allah razı olsun. Birazdan bir konuğumuz daha bağlanacak inşallah telefonla. O zaman Sezer kardeşim, bir müsaadeyle ben başlayalım bir şiirle daha. Tabii ki. Efendim bu şiiri ben çok severim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Yaş 35 şairinin çok güzel bir şiiridir. Desem ki şiiri. Benim çok hoşuma gider inşallah. Bakalım seslendirebilecek miyiz? Seslendirirsin. Başlayalım hocam, bismillah diyerek. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisin. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki inan bana sevgilim inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğum gün sesini gök kubbede, hatırla ki mahşer günüdür, ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Yalnızca seni arıyorum. Şiir güzel olunca doyum olmuyor da, bir de ses veren, onu seslendiren böyle güzel okuyunca şiirin yeme de yanında yat şekli oluyor. Tadı bambaşka oluyor. Bir telefon bağlantımız varmış. Maşallah. Alo. Alo, hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar efendim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Aziz kardeşim, göremediğim buyurun için hakkını helal et. Estağfurullah, estağfurullah. Ben seninle konuşuyorum şu an değil tabii, mi? Tabii, tabii, evet efendim. Aktürk Bey'i, Sezer Salmanlı Beyefendi, yayında ve yapımda emeği geçen herkesi, aziz kardeşim, senin nezdinde Hakeza Sivas 4 Eylül TV izleyicilerinin tamamını bütün kalbimle selamlıyorum. İstanbul'dan, atış alanından, ben de şu anda bir radyo programında gönül dostlarımla sen gibi şiirler ses etmeye, ara ara güzel şarkılarla biraz arabesk çalıştığım evet, istasyon. Hayatın içinden dem vurma gayreti içindeyim. Kader mahkumlarının, gönül mahkumlarının, malum halin biz acı çeken ya da hayata dair biraz tarihsiz kalan kardeşlerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir program. Fakat şu an maalesef ekranda izleyemiyorum. Ama gönlüm sizlerle. Yani çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Bizi de mesut ettiniz. O güzel sesinizden bir kublede olsa bir şiir dinleyebilir miyiz acaba? Şimdi benim için Çekilgit şiirinin ikinci bölümü çok önemlidir. Evet. Oradan bir bölüm aktarayım. Tabii. Herkes hakkını helal etsin. Estağfurullah, lütfen. Estağfurullah hocam. Kal yerinde öylece ses etme. Mevsimler solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki kelime. Murat İnce, Sivas'ta öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahar sarardı de, düşen her bir yaprakta uzaklaştı de, de ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de, de ki öldü, öldü de, yaşamaz de, olsun de, de ki bitti, bitti de, kar yağdı, yağmur da aktı, sonra toprağa karıştı, kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık, gölge etme, alın yazısı gibi görme. Değilim bir şeyin, olmadım hiç bir şeyin.
Çekil git artık, ne olur çekil git. Kötü söyletme. Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu da, soldu da. Ne bileyim işte. Kısaca öldü de. Can dost, azizim. Efendim çok teşekkür ederiz hocam. Sezer Salmanlı, haklarınızı helal edin. Estağfurullah. Mahcup sevdaların bizlere kaldığı mahzun yürekleriz. Her ne olursa olsun hayatın içinde dostlarımızın yanındayız. Sizler de bugün bunu tescillediniz. Allah hepinizden razı olsun. Üstadım ben çok teşekkür ederim. Aradınız, katıldınız. Allah razı olsun diyorum. Ve ben sizinle dinledim ilk çekil giti. Ve şu an duydum, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir cümle söylemek isterim. Tabii ki, buyurun. Buyurun. Sivas'ta ve Türkiye'de birçok kısıtlamalara maruz kalan, benim de içinde rol aldığım Kafes adlı sinema filmimiz sinemalarda. Lütfen sesimizi duyan kardeşlerimizin, izleyen şu an ekranları başında olan kardeşlerimizin bu filme özellikle destek vermelerini istiyorum. Hiçbir katkı maddesi olmadan, hiçbir destek almadan kendi imkanlarımızla sevenlerimizle buluşturduğumuz Kafes'te benim de iki sahnem var. İsmail Hacıoğlu'nun, Fırat Şahin'in başrolünü paylaştığı. Evet. Çok muhteşem, çok birleştirici, bölmeyen ve Türk filmidir. Hollywood'dan gelmedi bu film. Buradaki şartlarla çekildi. Özellikle sevenlerimden istirham ediyorum, izleyenlerimden istirham ediyorum. Kafes'i gidip izlesinler. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ben de canım. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. İyi akşamlar efendim. Evet, bizi mutlu etti Murat İnce. Özellikle biz bazen geceler dinlerdik böyle dertlendiğimiz, efkarlandığımız zaman. Gönül mahkumu, çekil gönül git mahkumu. Değil mi? Hani üstadın hemen hemen bütün şiirlerini bilirim. Hani sürekli dediğin gibi seninle de dinleriz. Bizi gururlandırdı yani. Çok teşekkür Allah ederiz kendisine. Olsun. O zaman Sezer'im seni unutmayalım. Bir şiir de senden alalım. Ben sana mecburum. Ben sana mecburum. Atilla İlhan diyelim o zaman. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir, o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman. Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem. Sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerim. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum,
bilemezsin. Ben sana mecburum, bilemezsin. Ve sonra şunu ekleyelim. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sen yoksun. Efendim derler ki, madem aşk güzeldir, daha çok aşk istiyorsun, o zaman neden ah ediyorsun? Diyelim, telefon bağlantımız varmış, ardından devam edelim. Efendim hayırlı akşamlar. Mevlüde Aktaş. Hayırlı iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim, nasılsınız? İyiyim valla şükür, iyi geceler. Hayırlı geceler. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Şey, amcamdan ben bir şiir isteyecektim ama canımdan çok sevdiğim amcamdan. Tabii ki. Şey, annem şiirini, beni Taşkent ailesi, Aktaş ailesi ve tüm sevdiklerime armağan olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Amcanız da sizi kırmayacaktır umarım. Okuruz onu. Annem şiiri. Evet tabii ki. Peki iyi geceler. Amcacığım seni öpüyorum canım. Tamam canım, gözlerinden aferin. Efendim tekrarlayalım o zaman. Madem aşk güzeldir, daha çok aşk istiyorsun, o zaman neden ah ediyorsun demiş Fuzuli. Efendim daha önceki programlarda dediğimiz gibi ah aşıkların esmasıdır derler. Fakat bizde şöyle bir durum vardır. Evet biz aşk istiyoruz. Sevdalananım diyoruz. Hani lise yıllarına dönelim. Hovarda aşıklar gibi derler ya. Fakat bunlar derken şöyle bir durum var. Acaba biz o aşkın yükünü çekecek güçte miyiz? Aşk yükünü çekmediğimiz zaman farklı durumlara gidebiliyoruz. Aşkı emanet edecek yürek bulabilecek miyiz? Belki de çekemediğimizden mi ah ediyoruz? Bak çok güzel cümle kurdun. Şimdi ben bunun cevabını nasıl vereyim acaba? Ah etmek güzeldir ama. Lise yıllarında da vardır. Üniversite yıllarında da, gençlik zamanlarında, yaşlılık zamanlarında da. Bir genç aşık der ki ah, ah der. Gönlüne sevgisi girer. Yaşlı amcamız da ah, ah der. Gönlüne Rabbi girer. O yüzden ne olursa olsun aşık aşıktır. Ah edecek illaki. Ah olmadan sanırım, çile çekmeden bazı şeylerin değeri bilinmez. Değer bilmek istiyorsak biraz çile çekmeliyiz. Şimdi şöyle de bir durum var. Aşk başkası için yaşamaktır deniyor. Bunu programımızın ikinci kısmında güzel bir anlatımla sunalım inşallah. Hocam annem deyince uzaklara daldınız. Başka bir şiir okuyacaktım da şimdi annemi mi okuyacağız artık? Öyle oldu. Siz nasıl herhalde isterseniz, nasıl buyurursanız. Ya da ikinci şeyde mi okuyalım annem şiirini? Sürüyorsunuz hocam, zaten kaç dakikamız var ikinci bölüme, reklam arasına? 7 dakikamız var. O zaman dakikada. Hocam ben çok uzun bir şiirim var, onu bu bölüme sığdıralım 7 evet. dakikaya. Ondan sonra ikinci dönemde rahat rahat. İkinci dönem okuyalım. Tarık Tufan diyelim. Çok severim Tarık Tufan'ı. Bak bir fon müziği alalım. Telefon bağlantımız varmış. Ondan sonra okuyalım. Efendim hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Televizyonunuzun sesini biraz kısar mısınız? Sesi kısıyorum. Hemen sesi kısıyorum. Çünkü geri dönüş tamam. yapıyor bize. Buyurun efendim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş bulduk tekrar. Ben Murat, Samsun'dan arıyorum. Sivaslıyım ama efendim. Samsun'da ikamet ediyorum. Şu an birkaç defa izlemiştim şiir programlarınızı. Ben nacizane, ben de tabii haddi aşmak istemem. Ben de şiir yorumluyum. Hatta şu an evimin yanında atölyem var. Orada yine bir şiir yorumladım. Eve geldim, tesadüf açtım, güzel bir program. Bu üçüncü rastlaştığım arkadaşım. Güzel bir program yapmışsınız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben burada Basra Anadolu Üniversitesi Lisesi'nde öğrencilerim var. Burada onlara şiir çalıştırıyorum. Evet. Nacizane yüreğimin yettiğince. Allah razı olsun. Onlara ben şunu öğrettim. Dediğim gibi yanlışım varsa bu arada düzeltebilirsiniz. Estağfurullah. Dediğim gibi haddi aşmayayım. Ben şair falan da değilim. Sadece yüreğimin sesini dinliyorum. Bundan dolayı. Ben dinletilerde hep şunu diyorum. Anadolu'da bize hani yürek yandığında ağıt yakılır. Evet. Ağıtlar dile geldiğinde olur. Dile geldiğinde şiir olur. Dilden tekrar yüreğe düştüğünde köz olup türkü olur.
Çok doğru efendim, sağ olun. Ben hep böyle yorumlayın diyorum onlara. Yani çünkü türkülerin, yani acıklı türkülerin hep özünde ağıtlar vardır, şiirler vardır. Zaten şiir olup sonra türküye dökülüyor. Haklısınız efendim. Böyle 3-5 tane şairim var benim yetiştirdiğim şu an. İnşallah sayısına bereket diyelim. Ben de kendim de dediğim gibi yorumluyorum, fakat dediğim gibi sizlerin yanında haddi aşmak istemem. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Çok harika. Çok teşekkür ederiz. Ve ben şunu diyorum yine, şiir yazandan, şiir okuyandan topluma hiçbir şekilde zarar gelmez. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz duyumlarınız için. Sizden de Allah razı olsun. Hatta bir Üstad Necip Fazıl'dan tabii yorumlayabilirseniz. Tabii ki. Tabii ki. Herhangi bir şiirini. Tamam efendim. Sözümüz olsun. İkinci yarı inşallah ufak bir şiirini okuyalım. Çünkü bugün çok fazla zamanımız yok. Tamam. İnşallah ben yine programımız devam ettiği müddetçe haftada bir gün herhalde. Doğru evet mudur? Haftada bir gün. Salı günleri. Normalde saat 22'de tamam, giriyoruz. Tamam. Ben salı günleri artık Samsun'dan hatta artık seyirci kitleniz biraz çoğalacak gibi geliyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Burada yetiştirdiğim öğrenciler ve çevreleri çok şiir üzerine özellikle. İnşallah onların şiirlerinden de size gönderelim. Tabii ki tabii ki. Ne demek? Hem kendi sesleri hem kendi yorumları. Tabii ki. Mutlu oluruz efendim. Şiir yazan, dediğiniz gibi şiir yazan insandan, okuyan insandan zarar gelmez. Biz de onları okuruz büyük bir yürekle inşallah. Yani zaten yüreğinizi ortaya koymuşsunuz. Bu da yeter. Estağfurullah efendim. Allah razı olsun. 4 Eylül TV'ye de çalışanlarına da yeter diye düşünüyorum. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizden Allah razı olsun. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de efendim. Tüm Sivas'a, Karadeniz'den böyle kucak dolusu selam, sevgi. Bizden de Samsun'a selamlar olsun. Selam, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun efendim. Şimdi İstanbul'da bazen öyle samimi dost ortamlarında muhabbet açıldığı zaman işte Sivaslı konusuna geliyor. Şimdi bu hemşerimiz de Samsun Bafra'da yaşıyor ama evet. Sivaslı. Dolayısıyla da şiirden uzak kalamamış. Samsun'a da gitse o Sivaslı olması hasebiyle ruhunda var o. Topraktan herhalde Sivaslı'nın şeyinde var. Bazen arkadaşlar takılır, onlara derim ki ben sazıyla, sözüyle, özüyle orijinal Sivaslıyım. Ya yani. Sivaslı'nın damarında var. Şairlikte var. Aşık Veysel'imiz var. Dünyaca ünlü bir şairimiz mi diyelim, türkücümüz mü diyelim. Büyük bir yürek. O bambaşka, bambaşka bir şey. Yani bir Aşık Veysel, yani öyle bir şey yok ya. Ya öyle bir yürekli insandır ki. Eşi kaçıp giderken ayakkabısının altına bir miktar para bırakıyor. Ve gittiğinde bir kağıtla beraber buluyor. Bir gün benden gidersen belki lazım olur, al bunları da harcarsın diye. Yolla perişanlık çekme diyor. Evet. Parasını koyuyor. Böyle bir yüreği. Yari kendinden giderken onun yolda meşakkat çekmemesi, sıkıntıya düşmemesi için yol harçlığını, ki o bozuk paralar muhtemelen bütün serveti oydu. Daha fazla olsa daha fazla verecek. Yani o an için Aşık Veysel'de demek ki olan o kadardı, o kadarını vermiş. Çok daha olsaydı verecekti. Bu kadar yari kendinden giderken hocam, bile... Aklınıza sığınarak bir telefon bağlantımız var, kusura bakmayın. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ederim. Altürk Bey'den küstüm mü kardeş şiirden rica etsem mümkünse. İnşallah efendim. Reklam arasına gireceğiz. Ondan sonra inşallah bu kıyım. Reklamlardan sonra tamam. Tamam. Hocam da müsaade görürse. Başarılar. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Hocam lafınızı hemen tamamlayalım. Yani Aşık Veysel'deki yüreğe bak. Hangi insanda böyle bir yürek olabilir? Yar kendisinden giderken yarın yollarını açmak üzere bütün servetini ortaya koyabilecek kadar büyük bir yürek. Şimdi Aşık Veysel o yüzden farklıdır. Evet. Ha biz onun zerresi olsak kafidir. Evet. Tabi olamıyoruz, ayrı mesele. İnşallah oluruz. Evet. Bizim sadık yarımız kara topraktır diyordu ya. Efendim şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar sizlikle birlikteyiz. 4 Eylül TV ekranlarında bir şiir dileşme programında sizlerleyiz. Kalbin başladı hızlı hızlı çarpmaya. Söyle bunları hayatım. Ve bunca gözyaşı yeter. İpek bir mendile sardığım yüreğimle. Dört Eylül TV ekranlarında bir şiir dileşme programında sizlerleyiz.
kalbin başladı hızlı hızlı çarpmaya. Söyle bunları hayatım ve bunca gözyaşı yeter. İpek bir mendile sardığım yüreğimle. Efendim bir reklam arasından sonra sizlerle tekrar beraberiz. Aktürk Yesevi hocam Sezer kardeşimle beraber. Hemen bir şiirle başlamak istiyorum. Şiir isteyen arkadaş çok ısrarla oku 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 oku. Yahu dedim tamam reklamlardan sonra okuyacağım birazcık bekle. O zaman Dilaver Cebeci sen varsın diyelim. Sevdiğim kışla da mevsimle geçer. Kara kışta, sıcak ayazda sen varsın. Her baharı gönlümde çiçekler açar. Sarılar giyinen yüzde sen varsın. Kızlar tepesinde bayraklar açılır. Eteğine gök kurşunlar saçılır. Çelik namlular hedef seçilir. Arpacıkta, gezde, gözde sen varsın. Güneş göçer gider, kararır dağlar. Üç gözler üstünde yıldızlar ağlar. Bir türkü yolları sılaya bağlar. Telleri sızıda, sazda sen varsın. Bir zaman oturur mektup yazan. Zarf üstüne gözlerini çizerim. Zaman olur bölükleri gezerim. Dost bakışta, güler yüzde sen varsın. Akşamüstü tiz borular çalınır. İçtima yerinde tekmil alınır. Bir yel eser, dev çınarlar salınır. Gözlerime dolan tozda sen varsın. Gözlerime dolan tozda sen varsın. Sen varsın. Dilaver Cebeci kıymeti bilinmeyen bir şairimiz. Allah mekanını cennet etsin. Gerçekten kıymeti bilinmedi. Şimdi bildiğim, ne olursa olsun. Bildiğim kadarıyla da yakın bir zamanda vefat etti. 2008 yılında sanırım vefat etti. Kıymeti bilinmedi. Yani. Züleyha gibi bir şiiri var. Birer bıçak vermedim ellerinize Züleyha. Çizdirmedim avuçlarınıza. Değil mi? Birer birer gidiyorum. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Yunus Boyraz Almanya'dan. Efendim hayırlı nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok şükür efendim biz de şiirlerle, muhabbetlerle devam ediyoruz. Güzel. Aktürk Bey. Evet. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hayırlı akşamlar can dostum. Nasılsın? İyisin. Allah'a şükürler olsun. Sesim çok kısık geliyor. İnternet üzeri seyrettiğim için. Kısık geliyor. Teknik konu herhalde. Benim ilgisi yok ya da benim mi sesim çıkmıyor acaba? Ses çok yavaş geliyor. Sizi fazla kısmak istemiyorum. Aslında söyleyebildiği gibi kendi çapımda ben de birkaç şiir yazıyorum ama evet. Şiirleri tabii ki burada okumak için şiirleriniz yanında benim şiirler hafif kalır. Estağfurullah. Estağfurullah efendim. Ama müsaade ederseniz bir 4 saat küçük bir kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Tabii ki buyurun, buyurun efendim. Kelimeler vardır bazen, cam kırıkları gibi dolar insanın ağzına. Konuşsan kanatır, sırtsan acıtır. Programınızı çok beğendim, devamını dilerim. Sivas'a Avrupa'dan Almanya Alp Dağları'ndan hayırlı geceler diliyorum. Hepinize selamlar. Allah'a emanet olun. Almanya'ya selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Ne güzeldir böyle dostum. Çevrenizde sizin gibi hep şair galiba. Ya bizim milletimizin özünde var. Bir de tabi yıllardır Yunus Boyraz Almanya'da benim akrabamdır. Çocukluğundan beri orada yaşıyor. Gurbetin ezikliği, gurbetin yüklemiş olduğu acılar insanı ister istemez gönlünde öyle ateşler yakıyor ki bu ateş bir yerde patlayacaktır. Volkan gibi patlayacak ve dile düşecektir. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Biraz da özünde var ise işte süzüle süzüle heceler bir düzen içerisinde dilden attığı dilden zaman şiir olacaktır. Bazen diyorum ki bu Anadolu insanındaki maya nasıl mayadır ki böyle güzel maya tutmuştur.
Abdurrahim Karakoç'a sorarlar hocam. Derler ki çok büyük bir yazardır Abdurrahim Karakoç. Yani üstüne tanımam desem yeridir. Abdurrahim Karakoç'a soruyorlar. Yahu bu kadar niye hiciv yazıyorsun? Yahu diyor kardeşim ben yazmıyorum. Bana zorla yazdırıyorlar. Doğru söylüyor. Siz zühr yapmayın ben de yazmayayım. Aşka da hiciv dökmüş. Her şeye hiciv dökmüş. Bu arada bir mesajımız var hocam. Mesajlarımız gelmeye başladı. Kusura bakmayın hepsini okuyamayacağız bugün. Zamanımız kısıtlı. Bayburt'tan Abdurrahman Yıldırım kardeşim benim çocukluk arkadaşımdır. Gurur kaynağım oldun kardeşim. Arkadaşlarımla oturduk Bayburt'tan seni izliyoruz. Kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Efendim kardeşim sen benim gurur kaynağım oldun. Allah razı olsun izlediğin için. 14-15 senelik belki arkadaşımdır. İlkokul arkadaşımdır. Unutmamak gerekiyor. İnsanlar birbirini unutmadıkça bazı şeyler dökülüyor. Buradan kendisine de arkadaşlarına da selam olsun. Ufak tefek bir iki tane daha mesaj okuyalım da hocam. Seyircilerimiz bize kızmasın. Affınıza sığınarak. Estağfurullah. Antalya'dan bir izleyicimiz. Hemen bakıyorum. Biraz önce reklam arasında bakmıştım isimlerine. Hakan Yıldız kardeşim mesajı. Hakan Şimşek. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan sizlere ve konuğunuza kucak dolusu selam ve sevgilerimi sunarım demiş. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ünal Tek mesajı atmış. Sabretmek, soldurmaktır tüm umutları demiş. Allah razı olsun onlardan. Gözlerinden öperim. Teşekkür ederiz. Bu arada mesajlarımızın bir kısmını devam edelim daha sonrasında. Bugün zamanımız kısıtlı. O zaman hocam sizden bir şiirle devam edelim. Şimdi... Malum son günlerde analar ağlamasın derken anaların göz pınarlarının sel olup aktığı bir günler yaşıyoruz. Mübarek günlerden ardında bile analarımızın büyük acılar yaşadığı günlere şahit oluyoruz. Sabır şehit analarımızın gösterdiği tavırdır. Sabır şehit babalarının dimdik o cenazesini, o şehit evladını toprağa gömerken başı dik, vakarlı bir şekilde vatan sağ olsun diyebilecek bir tavır sergilemesidir. İşte kitapta bunları koyamadım ama daha sonra bu şehit kardeşlerimiz için yazdığım bir şiir vardı. Onu okumak istiyorum. Tabii hocam, buyurun. Şehit analarının, babalarının ellerinden öperim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, kabirleri nur olsun. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen vatan sağ olsun. Mehmet'im, öyle bir çığlık, öyle bir haykırış, dağları yerinden sallar Mehmet'im. Demir bir yumruk, bir deli bakış, küreyi arzı deler Mehmet'im. Dağlıca'da şahin olup uçan o, alemlerden alemlere geçen o, şehadeti şerbet bilip içen o, kınalı kuzudur meler Mehmet'im. Bu vatanı namus bilir, ar bilir, ay yıldızı kendisine yar bilir, bayraklaşır şehadeti kar bilir, Azrail'e bile güler Mehmet'im. Allah'a adanmış candır Mehmet'im, toprağı sulayan kandır Mehmet'im. Sultandır, şahtır, handır Mehmet'im, namını dünyaya salar Mehmet'im. Serhat illerinde, sınır boyunda, Fırat'ta, Dicle'de, Zeli çayında, akşama sabaha Kandil Dağı'nda İstiklal Marşı'nı çalar Mehmet'im. İstiklal Marşı'nı çalar Mehmet'im. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onlar bizim Gonca güllerimiz, açmamış güllerimiz, Rabbin katına kınalı kuzular olarak göndermişiz. Onlar bizim şanımız, şerefimiz, onlar bizim canımızdır. Hiç kimse şehitlerin üzerinde bir ihanet, bir hainlik,
bir alevere dalavereyle bu vatanın zerresini alacak değildir. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun, şehit analarımız, babalarımız onların ellerinden öper, hürmetlerimizi arz ederiz onlara da. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tabii şehitlerimizin şehitlerimizin başımızın tacı. Bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam efendim, hayırlı akşamlar. Efendim, televizyonunuzun sesini biraz kısabilir miyiz? Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Kısaldım, hemen kısıyorum. Şu an nasıl, değil mi? İyidir efendim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür, elhamdülillah iyiyiz. Sizleri izliyoruz, şiir ikliminde geziyoruz, daha iyi oluyoruz. Allah razı olsun efendim, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, biz de şiirler okumaya devam ediyoruz. Sohbet, muhabbet. Burada gayet güzel bir ortam var. Hocamla, Sezer kardeşimle, kameraman arkadaşlarla beraber. Var mıdır bizden bir isteğiniz? Sizleri izliyoruz. Gerçekten memleketimiz Sivas'ta böyle bir şiir programının yapılması gerçekten çok güzel bir şey. Sağ olun, Allah razı olsun efendim. Özellikle rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu da tekrardan tüm şehitlerimizle birlikte onu da rahmetle anıyoruz. Allah razı olsun. O da bir şair, çok evet. Büyük bir şair. Onun memleketinde böyle bir şiir programı olması çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben istediğim şiir rahmetli Muhsin Başkanımızın Üşüyorum şiiri. Efendim, bugün zamanımız kalmadı, inşallah bir dahaki haftaya okumak nasip olur. İnşallah. O zaman bekleriz haftaya. İnşallah efendim. Yani. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. İzleyicilerimizin böyle söylemleri bizi gururlandırıyor gerçekten. İzlenilmek, eğer layık oluyorsak size, ne mutlu bize. Seninle devam edelim bir şeyle. Çünkü bugün zamanımız biraz kısıtlı. Evet. Yusuf Hayaloğlu diyelim. Diyelim. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerimi ağlama öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığı hediyesi olsun. Soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be, bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti, bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece durdurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun. Ayrılırken şikayetim olsun. Size sağlık. Yusuf Hayaloğlu çok büyük bir üstad hocam. Aman. Ben geçen ilk defa öğrendim, bir şarkı vardı şehitlerimiz için. Hangisiydi? Sezer, geçen sana da anlatmıştım. Evet, bir muhabbeti geçmişti. Mustafa Başaran'ın söylediği bir şarkıydı herhalde. Onun söz yazarıymış.
Çok güzel yazmış. Yüreğine sağlık. Bu arada bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz elhamdülillah. Şiirler okumaya devam ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden efendim. Nasıl gidiyor hayatınız? Elhamdülillah. Buna şükür. Rabbimin verdiğine şükür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsın kardeş? İyi misin? Sağ olasın başkanım. Sen nasılsın? Sağ ol. Allah razı olsun. Televizyonda bir yana seni görünce heyecanlandım ya. Estağfurullah. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Var mı bir isteğin? Vallahi iyi. Seni diyorum işte. Senin bir arayın başkanım. Ne yapıyor? Ne diyor? Gönülden gelenleri dilden döküyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. İyi bir şiir alayım o zaman. Ben sana bırakıyorum bir iyi bir şiir. Tamam. 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 Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Allah'a emanet olasınız. Sağ olasınız. Hayırlı selam söyle. Sağ olasınız. Hayırlı. Bu arada bir mesaj gelmiş. Ümit'ten Gizem'e bir şiir istermiş. İnşallah hocam sizin isteyeceğiniz şiir de o arkadaşlara da gitsin. Ufak bir bizim de beklemekle ilgili konuşacaklarımız var. İnşallah ben biraz anlatmaya çalışayım beklemeyi. Ardından sizden dinleyip programımızı kapatalım. O zaman Doğan kardeşimden geçen haftaki değil ondan önceki haftaki verdiği fon müziğini tekrar isteyelim. Böyle birazcık ben içimi dökeyim bugün de. Tamam, güzel. Hangi şiirdi bu? Göçmen Kızı fon müziğini istiyorum ben senden. 25. saniyelerden Doğan kardeşim. Hemen. Evet. Şimdi ayarlamaya çalışıyor hemen Doğan. Hocam beklemek derken o kadar güzel şeyler, cümleler vardı ki bugün. Hepsini alamadım. Hepsini alamadığım için bakalım benim gönlümden neler dökülecek bugün. Bir doğaçlama mesajımız gelmiş, ona da bakalım. Bir telefonda bağlantımız daha varmış. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden sormalı. Çok şükür bizdeyiz efendim. Allah razı olsun. Siz vaktin ve zamanın darlığından bahsediyorsunuz sürekli. Evet. O yüzden ben sözü de çok fazla uzatmadan. Estağfurullah. Gönül gözüyle görüp, gönül gözüyle dinleyen herkese selamlar olsun diyorum. Aleyküm selam. Evimize de yuvamıza da hoş geldiniz. Siz sürekli konumuza diyorsunuz belki ama evet. Asıl konuk edilen misafir olan sizlersiniz. Evet, yuvamızın sıcaklığında sizleri gönül muhabbetiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. İzleyicimizin bu dilekleri gönlümüze dokundu. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu arada Fatma Berka ablamızdan da bir mesaj var. Selam demiş, ben Fatih. Sabırla sabır biraz da olgunlaşmaktır. Acıyla yoğrulmak, umutla harman olmak gibi. Bunlar da benim sözlerim demiş. Hep atasözü olmaz bir de Fatih olur demiş. Hayırlı akşamlar demiş. Kendisine çok teşekkür ederiz. O zaman fon müziğimizi alalım, bir fon müziği. Bakalım beklemekle içimizden ne çıkacak hocam. Efendim biz beklemek deriz. Bazen birkaç saniye, bazen yıllarca, senelerce. Abdurrahim Karakoç'un Mihriban'ı beklediği gibi bekleyemeyiz belki de. Ama gönlümüze de bir şeyler dokunur elbette. Derler ki efendim, kalbinde olmayan sözü ne kadar söylerseniz söyleyin boş. Karşıdaki sizin sözlerinizi anlar ama yüreğine bir şey dokunmaz. Sabır diyoruz, sabır. Saatlerce beklemek değildir sabır. Belki saniyenin üçte biri kadardır. Belki o dokunacaktır yüreğimize. Ama sadece sabır. Belki bir sevgiliyi bekleriz yıllarca. Uzaklara gitmiştir. Çok uzaklara. Ulaşamayacak yerlere. Giden gittiği yerde mutludur belki ama kalanın ahvalini kime sormak lazımdır? İşte o zaman bizim hissemize beklemek düşmektedir. Sabırla beklemek. Mihribanın gibi beklemek. Vatan gibi beklemek. Fakat beklerken de öyle boş durmak yok. Özlemek gerekiyor. Eğer sevdiğiniz yanınızdayken onu özlemiyorsanız kusura bakmayın sevdim diyemezsiniz. O yüzden efendim sabırla bekleyelim.
özlemle bekleyelim. Sabredelim. Sabreden derviş muradına ermiş gibi sözler söylemeye gerek yok. Yüreğimizden ne dökülürse onu bekleyelim. Elbet Rabbim beklediğinin bekleyeceğini elbet verecektir. Sabırla bekleyelim. Hocam, gönlüme bu sefer de zaman darlığından bu kadarcığı sığdı. Son olarak sizden de bir şiir alıp yayınımızı kapatalım inşallah. Beklemek diyorsunuz. Sabır. Ya sabrım da bir yani insan taş değil ki, değil mi? Bir yerde bitiyorsun da. Bittiğimiz zaman da işte bunlar yazılıyor sanırım hocam. İşte o zaman bak ne yazmışım. Dinleyelim. Bittiğimiz yerde ne yazmışız? Gitme. Bilinmez yollara çıkarma beni. Yollar çıkmaz. Vakit gece her daim. Ümidim olmuşken ecelim olma. Tutunduğum dalımı kırma. Canımı yakma. Bir kör kuyuya atıp da beni gitme. Gidip de canımı canımdan etme. Yüreğim dayanmaz, çabuk incinir. Beni kırk parçaya bölme. Gözünü kaçırıp elini çekme. Ciğerlerim ince ince delinir. Maziyi unutma. Geçmişi yok sayma. Yaşanmış ne varsa hepsi silinir. Beni yok sayma. Bırakıp gitme. Gidip de canımı canından etme. Dilim haram bir kelime etmezken, harama bulaştırma, küfür söyletme. Öfkene dur de, sabrı kirletme. Bir an olsun yanımdan gitmezken, yokluğunla beni yokluğa terk etme. Kalan zamanı tüketme, gidip de canımı canımdan etme. Gidip de canımı canımdan etme. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi bir annem şiiri vardı. Onu okuyamadık. Kısa da olsa ona bir tabii kitaptan okumak tabii istiyorum hocam, onu. Tabii ki. Çünkü bu kitabı yazarken malum rahmetlik şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve annem için yazmıştım. İlk girişte de şehit liderimiz için bir şiir vardı. Arkasından annem için. Çok sevdiğim ailem, akrabalarım, yeğenlerim için bu şiir okuyayım. Onlara tamam gitsin. Tamam hocam. Ve bütün anneler inşallah beğeneceklerdir. Vakit gecenin yarısı, karanlığın en kara olduğu an. Yüreğimdeki yangına inat, hava buz gibi soğuk. Uykular günlerdir firari, gün yüzü uzak mı uzak. Bir dolu şehir ve ben yapayalnızım. Dakikalar saat, saatler gün oluyor. Gece bitmek bilmiyor, gün doğmuyor. Gecenin ayazına inat, içim alev alev yanıyor. Kör bıçak boğazımda, sanki sabrım sınanıyor. Kuşların öterek uyandırdığı sabahları özledim. Güneşin gözlerime düştüğü gül kokulu sabahları. Taze demlenmiş çayın eve sinmiş halini, bir de fırından çıkmış ekmeğin sıcaklığını. Tek şekerli çayla birlikte çekerken sigaramı, dumanlar arasından bakan gözlerini özledim. Ah annem ah! Bu soğuk gecelerde nerede sıcak kucağın? Yokluğunla donmakta bak yavrucağın. Gözden kaybolana kadar bakardın ardımdan. Şimdi eve dönmek istemiyorum kahrımdan. Sensiz her yer soğuk, her yerde üşüyorum.
sıcacık kucağında uyumayı düşlüyorum. Ah annem ah. Dizlerini öyle çok arıyorum ki koymak için başımı, senden başka kim siler gözlerimin yaşını. Anladım ki ölüm ne ayrılmak ne kara toprak. Anladım ki ölüm yaşarken annesiz kalmak. Hocam yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Çok sağ olun. Birkaç dakikamız kalmış. Sezer'im var mıdır okuyacağım bir şiir kısa? Kısa bir şiirim var Atilla İlhan'dan. Başlayalım Pia. Pia. Ne olur kim olduğunu bilsem Pia'nın. Ellerini bir tutsam ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam, içlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp buğulanıp durmasam. Ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar Pia'yı görseler, bana haber salsalar bilsem, içimi büsbütün yıldız basar, bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar, yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam Pia'nın. Sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş soluk. Ellerini tutabilsem Pia'nın, ölsem eksiksiz ölürdüm. Ölsem eksiksiz ölürdüm. Aslında ölmek dedin ya, bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde geçen bir söz vardı. Neydi bak aklımdan bir anda uçtu. Sonunu düşünen kahraman olmaz. Yok o bayağı bir klişeleşmiş bir söz. Ölüm dediğin nedir ki gülüm. Ben senin için yaşamayı güzel almışım diyor. Aslında çok doğru. Ama bir anda silinip gitti o cümle. Gerçekten çok söylemiş. Aşk diyor başkası için yaşamaktır diyor üstadım. Efendim bir başkası için yaşıyoruz. Nasıl bir başkası için yaşıyoruz? Çocukken doğarız. Bizim nasibimizde ne varsa ona doğru koşarız. Ailemiz için yaşarız. Ailemiz de kendim nedir ama bir başkasıdır illaki. Sevdiğimiz için yaşarız. Çocuklarımız için yaşarız. Ama neticede yaşarız. Etrafımızda her zaman bir başkaları olacaktır. Onlar için yaşarız. Dostum, kardeşim deriz ama. Bazen yolumuza dikenler çıkar. Hocamın kitabındaki gibi dikeni güle eğdedik demiş ama. Bazen dikeni güle eğleyemeyecek duruma gelir insanlar. O zaman da işte bu şiirler ortaya çıkar. O zaman diken gül eğlenir. Hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Son Allah cümlelerinizi alayım. Bir iki dakikamız kalmış. Şimdi başkası için yaşamak ya aşk. Nedense sen, ben, Sezer yani yazan, bu şiirleri yazanlar hep bir başkası için yaşar. O yaşadıklarımız niye bizim için yaşamıyor? İnsanların demek ki nasibine bazen düşmüyor hocam. Şimdi nasibine düşmüyor da. Hocam bir söz söylemiştim. Onun üzerinden gidelim isterseniz. Çok güzel. Geçen günlerde duydum. Hoşuma da gitti. Biraz da gülümsetti beni. Efendim diyor ki hanımefendiler diyor hep diyor şairleri sever. Şiirleri sever. Şiir okuyan insanları sever ama gider müteahhitlerle evlenir diyor. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Çok doğru bir şey. Şimdi kahrını cefasını şair çeker. Yüreğini kor alevler sarar. O derdini anlattıkça keyiflenir. İşte bak bana şiirler yazdı bilmem ne ismime şiirler yazıyor. Hoşuna gider ama vefasızlığın en büyüğünü onlar yapar. Sadakatsizliğin en büyüğünü onlar yapar. İnsanların umutlarıyla oynar. İnsanları yalancı bir aleme salar. Evet. Şimdi buna ne hakkı var insanın? Seni beni şairleri yalancı bir hülya ile bir başka bir aleme sokmanın
Hakkını nereden buluyorsun sen? Son olarak şunu diyelim hocam o zaman. Yüreğinize sağlık. Rejiden uyarıyorlar. Efendim o zaman son olarak diyoruz ki şiir okuyan insanları üzmeyin. Sonra bir şiir yazıyorlar. Hepimiz üzülüyoruz. Efendim yüreğinize sağlık. Bugün yine ellerinize konuk olduk. Biraz önceki izleyicimizin dediği gibi. Hiçbir zaman bahanelere sarılmayalım. Gelen haftaya da konumuz bahaneler olsun. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Hocama geldiği için çok teşekkür ediyorum. Sezer kardeşim zaten her zaman birlikteyiz. Efendim Allah'a emanet olun, hayırla kalın, şiirle kalın. Allah razı olsun. 4.50 TV ekranlarında bir şiir dileşme programında sizlerleyiz. Kalbin başladı hızlı hızlı çarpmaya. Söyle bunları hayatım ve bunca gözyaşı yeter. İpek bir mendile sardığım yüreğimle.